hocam gösterenler. Hayır, yani yani AKP şöyle işte o bahsettiğim bahsettiklerim var. ideolojik bakıyorlar. Şimdi şöyle bir ideolojik şey. İdeolojik bakıyorlar. Şimdi yalnızca CHP'de değil A ki AK bu buluşmayı var. Var. AKP'nin içinde Tabii de yapan sen görüşüyorsun. Hayır şunu söylüyor, diyor. bir kısım AK Parti diyor ki yani sen düne kadar dem diyordun. Terör uzantısı diyordun. O diyordun bu diyordun şimdi bugün bir yorum gördüm mesela. bir CHP yakın gazeteci dedi ki işte Sayın Cumhurbaşkanı CHP liderini ziyaret etti. Aslında artık DEM'le ittifak yapmadığını, uzantısı olmadığını da bir nevi tercih etti dedim ama bir dakika tersten düşün. O zaman şu ana kadar saray dediniz, onu dediniz, bunu dediniz. Onlar da aynı şeyi size tersten söyler. Mesele böyle bakılır mı ya? Yani bu e peki ülkede daha aynı söyleyenler ha. peki CHP'nin bazı unsurları kaçak saray diye ifade kullanıyor. Şimdi, Şimdi ki, ne olacak? Ha, yani buna bununla bakılır mı? Ya. Davranışı aslında Bey'in elini çok güçlendiriyor. Neye karşı çok güçlendiriyor? Kendi tabanına karşı çok güçlendiriyor bir bu davranışı Tayyip Bey'in elini... Kızanlar buna kızıyor. Zaten. Yaşa Tayyip Bey'in elini yurt dışındaki aktörlere göre de güçlendiriyor. Evet. Onunla olan ilişkilerinde de güçlendiriyor. E, aktörler diyor ki CHP ayrı, siz ayrı konuşuyorsunuz diyor. Şimdi aynı sesin geldiğini düşünün. Şimdi şöyle bir şey. CHP ana muhalefet partisi. Tamam şu ana muhalefet partisinin başkanı. Aynı zamanda da işte sosyalist de, işte de gidiyor. Orada konuşuyor. Ve Muhtemeldir ki yeşiller de çok dikkatli olarak bu ilişkiyi takip ediyorlardır. Yurt dışındakilerden söz ediyorum. Şimdi öte yandan şimdi Avrupa'da demin konuşmamızın bir yerinde ifade ettin ya İpek, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde sağın, özellikle radikal sağın yükseldiğini görüyoruz. Peki dünya siyasi tarihine baktığımızda yakın tarihe bakın neyi görüyoruz? ne zaman ki ekonomik açıdan kriz ortaya çıkar, radikal sağ, faşist, nasyonel sosyalist ve bütün renkler güçlenirler ve güçlenen o renkler politikada kendine yer bulur. Ama radikal sağ hiçbir zaman demokrasi talebinde bulunmaz. Böyle ciddi bir problemi vardır. O ciddi problem bu ülke çok yakın tarih iki kere dünyayı savaşa götürdü. Şimdi bir en yakın örnek şu anda İsrail. Şimdi İsrail'deki hükümet oluşumuna baktığınız zaman da oradaki temel olgu nedir? Oradaki temel olgu da radikal sağ meselesidir. Temel olgu da. Onun için bu her zaman çok tehlikelidir. Çok tehlikeli. Şimdi Türkiye'de eğer tekrar söylüyorum siyasetçilere hiç güvenmem. Ama eğer bu tavır devam ettirilir ve Tayyip Bey şimdiye kadarki fotoğrafının dışında bir fotoğraf sergiliyor. Umarım ki samimidir. Umarım ki. Eğer bu sürdürülürse işte hem radikal unsurlara karşı bir, bir ortak heh, tavır sergilenir. İşte senin kullandığın hani askeri terminoloji kullanım o manevra alanı genişletilir. Genişletilen manevra alanına eğer öteki siyasi partiler de Dahil edilebilirse, ama dem bu işin dışında tutulmadan, demi ötekileştirmeden, ona oy verenleri kendilerini yetim olarak, öksüz olarak hissettirmeden Bir kere öyle de bir tavır geliştirilmesi gerekiyor. Bu zaman alacak bir iş. Çok zor bir iş. Zaten parti kavgası şimdi bu. Heh, çok zor Şöyle. bir iş bu. Bugün de gözüme çarptı şu kitabın 360-367. sayfasında tam da demin o konuştuğumuz konuyla ilgili Kenan Evren'le Süleyman Demirel arasında bir konuşma, bir anekdot aktarmış Cavit Bey. Kuber Köşkü'ne çıkıyor Süleyman Bey diyor ki 11 Eylül günü ben başbakandım siz de genelkurmay başkanı. O günlerde bir takım olaylar yaşanıyordu işte o olayları bahane ederek darbe yaptınız. 13 Eylül günü olaylar birdenbire durdu. Bunun nedenlerini bana anlatır mısınız? Biz Türkiye'yi nereden aldık, nereye getirdik? Girdiğim bütün seçimleri, ara seçimleri kazandım. Ya yoktu, un yoktu, mazot yoktu, yol yoktu, hepsini var ettim. Söyler misiniz ben neyi kötü ettim? Burası müthiş. Benim sizlerle işim yok. Halkın önünde hesaplaşıyorum. Sizin hesap vereceğiniz yer ise vicdanınız. Bir süre sonra görevi tamamlayıp gideceksiniz. Türkiye'yi bu defa kime bırakacaksınız? Bunun hiç hesabını yaptınız mı? Bu meselesinde tek e, sıkıntım şu. insanlar bunu yanlış anlıyorlar ve gerçekten aynılaşmalarını bekliyorlar. Yani eğer Erdoğan'la e, Özgür Özel görüşüyorsa Erdoğan'la aynı düşünmek ya durumunda. Böyle, Hayır değil. Böyle bir değil, şey olabilir. Özgür Özel'e şey <laughs> de suçlama o. Evet ben, yani. Özgür de mi? suçlama de Ne kadar öyle yanlış. Bir şey. Şey İkisi şey yani. Mesela İbrahim Kalın Bey için düşünelim. Şimdi kitabı yayınlanıyor. Evet. Şimdi bak, Çok güzel kitap yazıyor. Bak şimdi Cumhuriyetin okuru da onu okuyor. Kendi işte bilmem cenahı ne kadar var? Ne kadar içselleştirmiş AKP'liler onu bilmiyorum kendisini. Şimdi o da okuyor, o da okuyor. İyi güzel. Ama öbür taraftan örnek Cumhuriyet'e ben röportaj vermem diyor. Peki İbrahim Bey senin kitabın yok, o demedi bu arada. Hayır Başka örnek da? olsun Hı -hı. diye evet. söylüyorum. Yani değitlemet örnek olsun diye söylüyorum. İbrahim herkes çağırıyor bu arada. <laughs> Efendim? İbrahim herkes çağırıp görüşüyor zaten o konuda tamam. şey yok. Tamam. Yani örnek olsun diye verdim. Entelektüel birisi olmuş olması nedeniyle. Siyasetçiden daha örnek doğru. Evet. Yani siyasetçi daha önce İpek'e röportaj vermiş. İpek'i tanımış. Evet. İpek'in kalemini satmayacağını biliyor. İpek'in yazdıklarını doğru aktaracağını biliyor. Evet. Ama İpek oradan buraya geldiğinde İpek'e set Beni koyuyor. kendi mahallemde yanlış anlaşılırım diyor. Evet. Ama bakın bu öyle bir durum bu ki. Bu öyle bir saçmalık ki. Ama bakın. Tamam işte. İşte gerçek ee, bu. işte. Teğben Mehmet Ali bu. Çelebi. Ee, AKP'ye geçtikten sonra A Haberi çıktığında aynı muameleyi görmedi mi? Gördüm. Hı. Ya soru sormuyorlar abi. Bir, bir, mesafe de 15 dakika böyle yorum yapıyor. Şimdi Mesaf, şu Esas mesele hocam. Mesafe korunamıyor. Bak şimdi son, yani temas ve mesafe evet, mesleği Şu son söylediği değil. şey var ya Nevzat'ın. Hani o tetikçilik yapıyorlar. En son şey Fenerbahçe pazar günü söyleyeyim oylamada. Ne oldu biliyor musun Nevzat? 60 yaş civarında bir hanımefendi. Arkadaş, erkeklerden beter küfür ediyor. Güvenlikçi çocuk da Dünya Beyefendisi, Diyarbakır'daymış çocuk. Konuştum ben ona. Hanımefendi, kime küfür ediyoruz? Abi çocuğa küfür etti, geri döndü. Şimdi bu şaşkınlıkta dinliyorum. İkincisi daha feci bir şeyle. Karşılarına sabretti mi? Bak şimdi <laughs> o çocuk da çok sabretti. Şimdi daha başka bir şey söyleyeyim. Aziz Bey 20 yıl bu kulübe hizmet etmiş. Stadı yapmış, ülkelerle birlikte. Basketbol salonunu yaptı Düzce Yap. Bir sürü hizmeti var. Yani Nevzat ne oldu biliyor musun? Birileri. Ya belli sonuçta da belli. Arkadaş yuhaladılar. İşte tam da Nevzat'ın söylediği mesele. O tetikçilik rezilliği var ya. Yarın öbür gün başarısızlık olduğunda Ali Bey de, aynı grup Ali Bey de yuhalayacak. Hocam ya net, basını, işte basını, basını bu konuş bir türlü yerli yerli Basın şey. çok konuşmaya gerek yok. Yani basın sermaye, siyasal. Bu ayrı bir şey ama gazeteci olarak ben çok net bir şey söyleyeyim. Gazetecilik şerefli bir meslektir ve gazeteci olmak lazım. İpek'in söylediği bu mesafe temas koyamama meselesi, ya. temas meselesi.